Bizim için kurumsallaşmaya bir giriş, ayağa kalkmakta olan yeni kurulan bir derneği ayağa kaldırmaya ve ona destek sunan, belki kendi bütçelerini biriktirse birlikte bütçesine ulaşması için uzun yıllar sürecek bir projeyle birlikte sayesinde daha kısa bir yoldan başlayıp böyle bir yelkenle vuran rüzgar gibi hızla yol almamı sağlayan bir program. Birlikte programından derneğimiz yeni bir dernek olduğu için ve daha önce dernekçilik faaliyeti yürütmediğimiz için bu konularda çok acemiyiz. Bu sayede cidden verecekleri eğitimler sayesinde kurumsal kimliğimizi geliştirme veya eğitim programlarında sosyal medya kullanımı, onun gibi şeylerde çok büyük destek vereceğini umuyoruz. Biz beklemiyorduk çünkü verilen tarihten çok çok önce oldu. Hatta bir arkadaşımızla konuşuyorduk, ne zaman açıklanacak, böyle hepimiz bir heyecan içindeyiz. 10 dakika sonra bir mailin düşmesi ve puanı görmeyle böyle bir yıkıldık o sıra. Bir sevindik yani böyle şey, parti parti. Daha önce başka bir Avrupa Birliği hibe programı almıştık. Onda bir mekan kirası ödeme, işte onun giderlerini ödeme gibi bütçe kalemleri yoktu. Birlikte bize bu anlamda da bir destek sunuyor. Çünkü bugüne kadar derneğimizin bir çatısı yoktu kafamızda sokabileceğimiz. Eskişehir'de kurulan yerel bir derneğiz. Yerel bir belediyenin kendi sosyal evlerinde biz toplantılarımızı ve görüşlerimizi alıyorduk. Artık kendimiz eşyalarımızı da depolayabileceğimiz, kafamızı sokabileceğimiz ve gürültünün olmadığı bir şekilde sakince bir toplanabileceğimiz bir evimiz var artık. Evimizin ismi de Şenlikli bir ev. Biz de çok şenlikliyiz. Bu anlamda evet, bize çok büyük şeyler katıyor. Bence zürafa olurdu. Çünkü büyüyor ve boynu da gittikçe büyümeye başlıyor, boyunu uzatıyor. Şu an direkt aklıma bu geldi nedense. Şey vardır ya, şu an kayıttayım ama bir söylüyorum. Sosyal medyada bir şey var, bilmem şu sayıları şey yap, çarp 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 böyle kırmızı çekici çıkıyor ya. Sen öyle deyince direkt aklıma zürafa geldi.